Sayın Nizamettin Güvenç, yeni ceza kanunu kamuoyunda çok tartışılıyor. 1 Haziran'da yürürlüğe girmeden önce yeni Türk ceza kanunu hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? En başından başlayalım isterseniz. Kamuoyuna yanlış takdim ediliyor. Yeni olan sadece Türk ceza kanunu değil, ceza muhakemeleri kanunu ve ceza infaz kanunu da yeni. Maddelerin değişmesi veya bazı maddelerin çıkarılıp yenilerinin eklenmesi mühim değil. Mühim olan 1 Haziran 2005 itibariyle Türkiye'de bir zihniyetin değişmesi. Eski ceza hukukunu açtığımızda başlangıç hükümlerinden hemen sonra devlete karşı işlenen suçlara yer verilirdi. 1 Haziran'dan sonra ise başlangıç hükümlerinden sonra bireye karşı işlenen suçlara yer verilecek. Yani diyebiliriz ki devlet-birey ilişkisinde artık asıl olan birey olacak. Siz bu yasayı devrim olarak nitelendiriyorsunuz. Muhakkak eksikleri, muhakkak hatalı yönleri olacaktır. Ama bence bu yasa en azından zihniyet devrimidir. İzleyenlerin somut olarak anlaması için birkaç örnek verelim. Eskiden bireye karşı işlenen suçun en büyüğü, yani cinayet için öngörülen ceza 24 yıldan başlıyordu ve 30 yıla kadardı. Şimdi ise kasten insan öldürmenin cezası müebbet hapistir. Başka? Mahkemeler şimdiye kadar cezaları yetersiz gördüğünde hep tutuklamayı tedbirden ziyade bir nevi ceza olarak uyguladılar. Şimdi tutuklamanın şartı zorlaştığı gibi hakimlere tutuklamanın dışında hükümlüleri kamu hizmetinde çalıştırma, belli bir meslek öğrenme, bazı kamu hizmetlerinden mahrum etme gibi seçenek yetkisi verildi. Eskiden baklava çalan çocukların acıklı hikayesini konuşurduk. Artık hakimler değersiz şeylerin çalınmasında ceza vermeme yetkisiyle donatıldı. En azından böyle haberler Türk toplumunun gündeminde olmayacak. Yasa polis çevresinde tepkiyle karşılandı. Normal. Alışkanlıkların değişmesi kolay değil. Ama özellikle emniyet, yeni sistem oturduğunda büyük ölçüde rahat edecek. En azından üstlerinden baskı kalkacak. Sanıktan delile yöntemi artık Türkiye'de tarih olacak, delilden sanığa ulaşılacak. Ve işkence, kötü muamele, suistimal iddiaları büyük ölçüde ortadan kalkacak. Artık işlenen suçlarda bizzat Cumhuriyet savcıları olaya el koyacak. Bildiğim kadarıyla 10 yıl, 20 yıl süren davalar da artık haber konusu olmayacak. Çünkü hakim savcı sayısı arttığı gibi artık mahkemeler bir dosyayı bitirmeden diğer dosyaya bakmayacaklar. Ve ortalama davalar çok kısa zamanda neticelenecek. Bunun için altyapının oluşmasına zaman var. Artık son temyiz makamı Yargıtay değil. Türkiye imzaladığı sözleşme neticesinde son temyiz makamı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kabul etti. Konu açılmışken terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanma süreci... Yeniden yargılanma değil. Bu toplum için hassas bir konu. O yüzden doğru bilgilendirmek lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adli yargılanma hususunda bahsettiği konular usule ilişkin. Bu dava 1000 kere görülse bile sonuç yine aynı çıkacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, verilen hukuki kararın Türkiye'de büyük siyasi olaylara zemin oluşturacağıdır.